Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirden türemiş sözcük farklı türde kullanılmıştır? Arkadaşlar, zamirden türemiş sözcük zamirlerin en az bir yapım eki almış halidir. Zamirden türemiş sözcükler cümlelerde zarf, sıfat, isim ya da fiil görevlerinde kullanılabilir. Ayrıca fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını, isimlere sorulacak nasıl sorusu ise niteleme sıfatlarını buldurur bunları birbiriyle karıştırmamak gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde geçen kimsesiz sözcüğü, kimse dediğimiz belgisiz zamirinden türemiş bir sözcüktür. Bu sözcükte sız siz dediğimiz isimden isim yapım eki vardır. Yani burada zamirden türemiş bir sözcüğümüz var arkadaşlar. Bu sözcükten sonra gelen kaldığını sözcüğü dık dik dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Şimdi bu fiilimsiye bir soru yöneltiyorum. Nasıl kaldığını kimsesiz bu ifade yani zamirden türemiş sözcük bir fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için bu cümlede durum zarfı görevindedir. B'ye bakalım. B'de geçen bencil ifadesi zamirden türemiş bir sözcüktür. Bunun kökü ben dediğimiz birinci tekil kişi zamiridir. Cil eki kesinlikle isimden isim yapım ekidir. Çünkü sözcüğün anlamını değiştirmiştir. Şimdi bu sözcükten sonra dikkat ederseniz bir tane isim var, düşünceleri. İsimlere sorulacak nasıl sorusu da niteleme sıfatlarını buldurur. Nasıl düşünceler? Bencil. Dolayısıyla burada zamirden türemiş sözcük niteleme sıfatı görevindedir. C'ye bakıyoruz. Burada geçen sensiz sözcüğü sen dediğimiz ikinci tekil kişi zamirinden türemiş bir sözcüktür. Buradaki sız sizeki kesinlikle yine isimden isim yapım ekidir. Ve bu sözcükten sonra yine bir isim var. Bu isme bir soru yöneltiyorum. Nasıl günler? Sensiz. Sensiz ifadesi yine burada niteleme sıfatı görevindedir. D'ye bakıyoruz. Buradaki sözcüğü bura dediğimiz işaret zamirinden türemiştir. Arkadaşlar burada şeklinde ismin hal ekini aldıktan sonra bu zamire sıfat yapan ki eki dediğimiz bir ek gelmiştir. Bu ek kesinlikle yapım ekidir. Şimdi buradaki sözcüğü zamirden türemiş bir sözcük ve bu sözcükten sonra bir isim var. İsimlere sorulacak hangi sorusu belirtme sıfatlarını buldurur? Hangi arkadaşların buradaki dolayısıyla buradaki ifadesi burada belirtme sıfatı görevindedir. Yine zamirden türemiş sözcük bu cümlede de sıfat görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. E'ye bakıyoruz. E'de bizlik diye bir sözcük var. Bu sözcük biz dediğimiz Birinci çokluk kişi zamirinden türemiştir. Buradaki lıklık eki her zaman isimden isim yapım eki görevinde kullanılan bir ektir. Yani burada zamirden türemiş bir sözcüğümüz var ve bu sözcükten sonra yine bir isim var arkadaşlar. Bu isme bir soru yöneltiyorum. Nasıl iş? Bizlik iş. Dolayısıyla burası yine niteleme sıfatı görevinde. Gördüğünüz gibi A seçeneği dışındaki diğer seçeneklerin hepsinde zamirler yani zamirden türemiş sözcükler sıfat görevinde A seçeneğinde ise durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar.